Teknolojinin hayatımıza getirdiği kolaylıkların yanı sıra sıkıntılar da var elbette. Özellikle de çocuklar söz konusuysa. Siber zorbalık gibi tıpkı. Uzmanlar çocukların sanal dünyada maruz kaldığı bu siber zorbalık karşısında ebeveynleri özellikle uyarıyor. Çocuğunuzun siber zorbalığa maruz kaldığına hiç şahit oldunuz mu? Yani yeğenlerim var küçük yaşta. Bu internet üzerinden oynanan oyunlarda yani birçok arkadaşları olsun, diğer daha büyük bir jenerasyon olsun, sesli görüşmelerde evet kaldım. Siber zorbalık, dijital platformlarda gerçekleştirilen tehdit, taciz, hakaret gibi saldırgan davranışları içeriyor. Uzmanlarsa bu durumun çocuklarda gelişimsel ve ruhsal problemlere yol açtığını belirtiyor. Çocukların bazı mesela görselleri istenebiliyor. Çocuk bunu gönderebiliyor, sonra tehditlere maruz kalabiliyor. Ebeveynlerine söylemekten çekiniyor. Burada aslında ebeveynlerin biraz daha kapsayıcı olması lazım. Yani çocuğun başına ne gelirse gelsin bunları ebeveynle konuşabilmesi, anlamlandırabilmesi, yani güvendiği bir yetişkinin olması burada çok önemli aslında. Neden bu kadar yaygın hale geldi? Yani daha çok şu anda hani elimizdeki telefonların vermiş olduğu maalesef. Aslında biz ona avantaj olarak değil de dezavantaj, yani böyle sürekli onlarla meşgul olsun. Siber zorbalık, son yıllarda bu terime oldukça fazla duymaya başladık. Çocuklar özellikle siber zorbalığın tehdidi altında ve birçok rahatsızlığı da beraberinde getiriyor. Bunların başındaysa kaygı yer alıyor. Kaygı bozukluklarını tetikleyebilir, depresyonunu artırabilir, uykuları, iştahı azalabilir. Sosyal açıdan geri çekilmeler olabilir, belki okula gitmek istemeyebilir ya da bir bakılması lazım. Eşyalarını kaybediyor mu, unutkanlığı arttı mı, anormal bazı davranışları var mı? Uzmanlar çocukların teknoloji kullanımının sınırlandırılması konusunda uyarıyor. 3-6 yaşta yarım saati geçmesin, ilkokul yaşlarında 1 saati geçmesin, işte ortaokul yıllarında 2 saati geçmesin ya da işte kendine ait sosyal medya hesapları mutlaka ebeveynler tarafından kontrol edilsin.